Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikte olmanın keyfini çıkartıyorum. Bugün çok farklı bir gün çünkü biz bir senedir birlikteyiz ve tam Business Channel ailesiyle birlikte 54 çekime imza atmışız. Evet, bugün farklı bir 54 çekimin başlangıcı olacak. Çok heyecanlı benim için. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Evet, evet sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz Access Bars Day. Yani küresel, geleneksel küresel dördüncü Bars günü için bir sohbet yapmak istedim. Biliyorsunuz Access Consciousness'ın Certified Facilitator'ım, yani eğitmeniyim ileri seviye. Aynı zamanda da farkındalık danışmanlığı yapıyorum. Bizim bu 4 sene olduğu Access Consciousness global olarak, küresel olarak bir Bars hediyelendirme günü yapmakta. Ve bu o kadar keyifli oldu ki artık bunu geleneksel hale dönüştürdük. Ve bu hepimiz için çok heyecan verici. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yüzü aşkın ülke katılıyor buna. Aynı anda başlıyoruz. Herkesin o dünya saati kendince olduğu bir ortak saatte buluşuyoruz. Hep Houston'da, çünkü merkez orada olduğu için Houston, Texas'ta merkez ve o saate göre bizdeki Türkiye saati akşamüstü 5:30 oluyor. Ve biz 5:30'da oturuyoruz, toplanıyoruz, bilinç erişime geliyor arkadaşlar. Ve herkes birbirine hediyelendirme ve alıp kabul etme seansı dediğimiz Bars'ın o muhteşem seansını yapıyoruz birbirimize. Ve tabii ki bu muhteşem bir açılım yaratıyor. Ve düşünebiliyor musunuz bu ne kadar heyecan veriyor? Benim için özellikle her seferinde bu dördüncü kez yapılıyor dediğim gibi ve her seferinde buna ev sahipliği yapıyorum Türkiye'de. Tabii ki bu 100 küsur ülkede yapılan bir şey ve bizim Türkiye'de de bunu yapacak birçok arkadaşlarımız oluyor aynı anda. Hep beraber biz bu tatlı güne katılıyoruz ve hepimiz barz alıyoruz ve barz veriyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim, barz nedir? Access'in başlangıç çalışmasıdır ve muhteşem bilinçaltı çalışmasıdır. Bedenlerimiz için o kadar muhteşem bir hediye ki sevgili izleyiciler, eğer ki hiç tadına bakmamışsanız mutlaka en yakın bir gifting, receiving dediğimiz bu hediyelendirme günlerine katılın ve size de bu uygulansın. Ve göreceksiniz hayatınız ne kadar değişmeye başlayacak. O tatlı bedeninizi artık daha fazla kolaylaştırmış olacaksınız. Hem hayatınızı hem bedeninizi hem de daha fazla şimdi de olmaya başlayacaksınız. Her şey size daha farklı akmaya başlayacak. Daha çok neşe, kolaylık ve ihtişam gelecek hayatınıza. Buna istekli olur muydunuz? İşte bu 6 Ocak 2017'de yapacağımız global, küresel global Bars gününe davetlisiniz. Bu ilk ikinci seneki Yaşamak Sanattır programında duyurmak istediğim ilk bu olsun istedim. Buna yer vermek istedim birinci günü. Umarım sizin için de bu çok keyifli olacaktır. Yüzü aşkın ülke katılıyor. Onlarca, yüzlerce, binlerce kişi aynı anda barz yapıyor. Bunun hepimizin hayatında yarattığı, yaratacağı bu heyecanı, bu değişim dönüşümü bilmiyorum. Zihnimiz bunu algılayabilir mi yoksa anlayabilir mi? Ama yoksa biz bunu kolaylıkla algılayabilir miyiz? Evet, bu çok heyecanlı gerçekten. Evet, şu anda bana bu heyecan basmış durumda. Bir an önce 6 Ocağı iple çekiyorum. O kadar etkili ki. Yani biz bu gifting receiving dediğimiz, Access'in bu gifting receiving dediği bir çalışmasıdır. Ve ben bunu her çarşamba bilinci erişimde zaten yapıyorum. Arkadaşlarımız geliyorlar, birbirimize barz yapıyoruz o gün. Ve kendimizi onurlandırıyoruz, hediyelendiriyoruz. Böyle güzel, keyifli bir gün. Bunun dışında küresel olarak bunu yapmanın gücünü arkadaşlar
Yani hepimiz o kadar bunun farkındayız ki sevgili izleyiciler. O kadar bir güç ortaya çıkıyor ki, o kadar farklı oluyor ki, çok daha dinamik, çok daha güçlü, global oluşu, o sinerjinin bütün dünyadaki etkisi gerçekten anlatılamaz, yaşanır. Onu çok farkındayım. O küresel günün önemini çok farkındayım ve çok heyecan verici. O yüzden çok daha dinamik, çok daha güçlü oluyor haftalık yaptığımızdan. Senede bir kez yaptığımızda çok eğlenceli, çok güçlü ve bu arada çok tatlı güzellikler de yaşıyoruz. Çünkü kendi kendimize yapmıyoruz. Çünkü bu şöyle yapılıyor. Tek sese bağlanıyoruz. Sevgili Blossom Benedict, Bars koordinatörü dünyadaki, o çok güzel herkesle irtibat kuruyor. Bütün Bars Day'e katılmış, bu Bars gününü yapan tüm dünyadaki yüzü aşkın kişilere irtibat kuruyor ve herkes birbirini görüyor. Herkes birbirinden konuşuyor. Blossom'la konuşuyoruz. Burada neler değişti, ne yaşıyor? Bizim bakış açılarımızı, geri bildirimlerini veriyoruz. Çok eğlenceli. Güzel hediyeler oluyor. O da bize güzel hediyeler veriyor oradan. Böyle yeni yılı hediyeyle girmiş oluyoruz birbirimize. Kendimize önce bu hediyeyi kendimize veriyoruz sevgili izleyiciler. Önce kendimiz için. Evet, kendi bedenlerimizi onurlandırıyoruz, kendi hayatımızı, yaşamımızı onurlandırıyoruz. Bu ne kadar değerli, bu ne kadar olağanüstü bir şey. Umarım sizler de bunun bir gün tadarsınız tatmayanlar için diyorum. Evet, bu eğlenceli günde birbirimizle bağlantı kuruyoruz. Hatta resimler çekip Access Consciousness'a bu güzel resimlerimizi paylaşıyoruz. Tabii akşam 5:30'da başlıyor ve küçük ikramlarımız oluyor. Birlikte yiyoruz, birlikte eğleniyoruz, birlikte değişiyoruz, birlikte dönüşüyoruz ve o güzel günü, bu neşeli günü birlikte kutluyoruz. Evet, bu geleneksel Bars gününde bu kutlamaya katılmak ister misiniz? Evet, sizin de bir imzanız olsun ister misiniz? Varlığınızı bu güzel Bars Day'de bizimle birlikte o varlığınızı beraber olmak ister misiniz? Evet, bunun dışında söyleyeceğim şeyler şu. Bu olağanüstü bir olasılığı ortaya çıkartıyor, bu kutlama. Bu birlikte değişim, birlikte dönüşüm. Tabii ki muhteşem bu dönüşümü sağlıyor ve de olasılıkları ortaya çıkartıyor. Bakalım hepimiz için bu olasılıklar neler yaratacak, dünyamız için neler yaratacak. Bunu heyecanla sadece bu kutlamanın bir parçası oluyoruz. Ve de şükran duyuyoruz hem varlığımıza, hem hepimizin varlığına, hem dünyamıza, hem de Access Consciousness'a bu hediyeyi dünyaya verdiği için tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Süreç şöyle gelişiyor. 5:30'da başlıyoruz, bağlantıyı kuruyoruz, pod sistemiyle televizyon ekranlarından giriyoruz Houston'a. Ve tabii tüm dünya da bağlanmış oluyor. Dünyadan da kareler oluyor ve onlar bizi görüyor, biz onları görüyoruz ekrandan. Teknolojinin bu kadar keyifli olması, hepimizi bir araya getirmesi de çok, tabii teknoloji de çok güzel bir şey. Onu da kullanıyoruz. Heyecan veriyor. Ve böylece biz birbirimizi onurlandırıyoruz. Saatlerce barz yapıyoruz. Kalkıyoruz. Bir lokma bir şeyler atıştırıyoruz. Dünyada neler oluyor o sırada, diğer 100 küsur ülkede neler yaşanıyor, onları izliyoruz sürekli. Blossom'ın ve diğer facilitator arkadaşlarımızın bizimle bağlantısını görüyoruz bizlerle. Bunun dışında tekrar yani değişim yaratıyoruz. Tekrar başka bir arkadaşımız bize yapıyor ya da biz bir başka arkadaşımıza barz yapıyoruz. Ve böylece uzayan saatler var. Tabii ki gidenler gidiyor, tekrar gelenler geliyor. Uzun bir gece oluyor bu bizim için. Belki de bir pijama partisine dönüşebiliyor. Çünkü 5:30'da başlayınca bazen insanlar, arkadaşlarımız 8:30'da gitmek istiyorlar ya da 9'da. Ama o saatte gelenler oluyor, tekrar katılıyor. Gece uzun.
Uzun bir gece bizi bekliyor. Son saatler işte muhtemel bir 8 saat koyarsak akşamüstü 5'te başlar. 8 saat sürecektir mutlaka. Bizim sabaha karşı gece yarısında bitecektir. Ama bizim için bu hiç önemli değil. Biz bunlara alışığız. Senelerdir bunu yapıyoruz. Bu global günlere katılarak. Bu heyecanı yaşıyoruz pijama partileriyle. Çok daha keyifli. Arada çorbalarımızı içiyoruz. Sıcak çaylarımızı, bitki çaylarımızı içerek ne istiyorsak onu içiyoruz. Ve ondan sonra tekrar harika hediyelendirmeliklere devam ediyoruz hediyelendirmeleri. Böyle bir Global Bars Day'den bahsetmek istedim. Yani Bars, küresel Bars gününden. Bu sizin için de heyecan yarattı mı? Benim heyecanım size geçti mi bilmiyorum ama. Eğer ki bu güne katılmak isterseniz lütfen, lütfen bizi arayabilirsiniz. bilincierişim.com sitemizde bu etkinlik var. Tabii ki sosyal medyada bunu paylaştık. Facebook, Instagram sayfalarımızda hem bilinci erişim olarak hem Canan Bektik olarak bu paylaşılıyor. Eğer ki katılmak isterseniz hem oradaki sitedeki telefonlarımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Yahut da cananetbilincierişim.com mail adresinden bizimle yazışabilirsiniz. Her an bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size en olacak kısa sürede dönüp size bu bilgilendirmeleri keyifle vereceğiz. Evet sevgili izleyiciler, böyle bir güne yaklaşıyoruz. 6 Ocak 2017, 4. Küresel Bars günümüz olacak. Bu 4 senedir yapılmakta. Daha fazla bilinç yaratmak için neler mümkün? Daha fazla dünyamızın bir geleceğinin sürdürülebilir bir geleceğini yaratacak olasılıkları yaratmak için neler mümkün? Akses'in hedefi bu. Daha fazla sürdürülebilir geleceğin olasılıklarını yaratmak. Evet, buna katkı olmak ister misiniz? Benim için çok heyecan vericidir. Bu olasılıkları yaratmakta, bu doğal olarak yaratılıyor, bu seçimler yaratıyor. Biz bunu seçiyoruz arkadaşlar ve seçimler bunu yaratıyor. Olasılıkları seçiyoruz ve olasılıklar geleceği yaratıyor. Bu çok keyifli bir şey. Evet, biz sadece seçiyoruz. Unutmayın, seçimler yaratır. Eğer siz de seçerseniz Access Bars Day'de yani Bars gününde bizimle birlikte olmayı. Eğer o güne kadar Bars bilmiyorsanız bu Aralık ayı içinde mutlaka Bars eğitimlerimiz var. Sitemizde bunu kontrol edebilirsiniz, gelebilirsiniz ya da teklif edebilirsiniz. Yeniden oluşturmak sizin seçiminizle olacak. Son anda bile bunu seçebilirsiniz. Bu Bars eğitimini alıp 6 Ocak'ta Küresel Bars gününe katılabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, sabaha kadar konuşabilirim bu konuda. Ama netice bu. Bu olasılıkları yaratmak sizin için heyecan veriyorsa, hem kendi hayatınızdaki olasılıkları, geleceğinizin olasılıklarını yaratmak, hem de dünyamızın sürdürülebilir bir geleceğini oluşturmak için Global Bars Day'de buluşmak üzere diyorum. Neşeyle, kolaylıkla ve ihtişamla kalın diyorum. Bir başka Yaşamak Sanattır programında görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Hoşça kalın diyorum.